Akrep kadınlarını konuşacağız şimdi. Çok soru sormuş akrep kadınları. Onların özelliklerini bir yineleyelim. Zaten başından beri söyledin. Gerçekten çok gizemli, çok seksi, çok hoş, çok güzel gözüken maskülen, kadınlar. Seksi. Maskülenden Bakışları da bilmediğiniz yoğun. şeyleri söyleyin. Ne yoğun? Bakışları çok yoğun. Çok. Bakış konusunda mesela birçok kişiden bana mesaj gelir papatyalardan. Ya bu bakışı ben nasıl yapmam lazım? Hani o dişi enerji. Akrepler der ki bakış Adil Bey ne biz demek biliyoruz ki Adil'cim ya? Ya. Onların normali öyle. Akrepler öyle der. Biz biliyoruz Adil Bey hiç yorulmayın. Hayır bakış ne demek? Şimdi ben akreplerin bir spiritüel gücü olduğuna inanıyorum. Yani kesin. Ruhsal varlıklar özellikle. Manyetikler. Kendi manyetik alanları çok yüksek. Şimdi o konuya girmeyelim. Radyasyon gibiler. Böyle insanların özellikle bakışları çok güçlüdür. Erkek için kadının bakışı çok önemli bir şey. Tabii. Erkek bakıştan çok etkilenir. Kadının ona biraz hafif işte hani diyoruz ya 15 derece başını eğerek ama direkt olarak gözlerinin içine bakması o erkeği çok bağlayabilir. Ve belki o erkek normalde hani bir laf vardır ya tipim değil dersin. Belki o kadınla o kadar ilgilenmeyecek. Ama o kadının o bakışı adamı o kadar etkiler ki bir anda der ki bana nasıl daha önce. Nasıl bakmak lazım? Bir Filiz'e şimdi bakar mısın? Gerçekten bak bir dakika çok. Kadından bahsediyorum ama. Hayır ya bir dakika ama sen ilişki evlilik ve ilişki danışmanısın. Ve diyorsun ki. Deneyeyim. Hayır bir dakika bakışta. Oğlak oğlak bakma yalnız akrep akrep. Ya bir dakika tamam, ben peki, şimdi peki sana geldim. Dedim tamam, ki peki, sen peki bana dedin ki erkeği bakışınla etkileyebilirsin. Evet. 15 derecelik açıdan bir bakış. Ben sorarım 15 derecelik açı nasıl bakacağım? Nasıl hesaplayacağım onu? Hemen gösteriyorum. Sorarım. Hemen buyurunuz gösteriyorum 15 derecelik şimdi, açıyla bir erkeği nasıl etkilersin? Şimdi bir akşam yemeğindeler buluşmuşlar oturuyor daha tanımayan birbirini tanımayan bir çift. Bir kere hafif hafif başını eğiyor bak kadın ve bir gülümseme var şöyle bir gülümseme var. Bak şimdi kameraya göstermeye çalışacağım. Yayda diyor ki havanı iyi yiyeyim. Ya erkeğinden anlamaz. Ya. Bak şimdi şöyle bakıyor. Bir, tam bir gülümseme yok ama hafif gizli bir gülümseme saklanmış yüzüne şu şekilde. Şu şekilde bakıyor bak şu şekilde. Şimdi adama bir süre böyle baktığı zaman tamam mı? Şöyle ve özellikle bir de şöyle numaralar yaptığınızda. Nasıl? Mesela o bir şey anlatıyor. Adam bir şeyler anlatıyor. Kız diyor ki adam diyor beni dinlemiyor musun ya falan diyor. Çünkü hiçbir tepki vermiyor. Kız sonra diyor ki ya pardon dalıp gitmişim bir an diyor mesela. Aa. Çok büyük numaradır bak. Bir erkek üzerinde etkisi çok yüksektir. Kadın bunu yaptığı zaman ya dalıp gitmişim pardon bakışlarında dediği zaman. Bu kitapta adam var. Orada bir şöyle bir eğilir. Adam demesin bu kadın ne acayip bir kadın diye. Ama şimdi bakıyor bak acayip hiçbir şey yok Nuri Birel. Bir dakika ne yapacağım böyle eğeceğim kafamı bir dakika. Dinliyor onu Masum anlat. Masum başka bir şey bir dakika mı bir saniye Filiz çok önemli. Dinliyor onu gülümsüyor. Adam bir şeyler anlatıyor gülümsüyor dinliyor onu. Bugünkü en büyük problem ne buluştukları zaman telefona bakıyor sağa bakıyor sola bakıyor. Herkesin dikkati dağınık. Doğru. Dinliyor ve gülümsüyor ve şu bakış bakın. Şöyle bakın şu bakış. Bak kameraya doğru bakayım şöyle. Adam beni bırakıp gitmesin böyle bakarken. Neden bırakıp gitsin sen? Bir şey söyleyeceğim. O adama kaç kişi öyle bakabildi bugüne kadar sanıyorsun? Bakamadı birçok kişi. Çünkü insanlar göz göze gelmekten bile çekiniyorlar. Yani peki şey doğal akışında böyle hangi burç bakar? Doğal akışındadır onun o akrep gizemli bakar. Bakışları. Akrepte midir? Akrep akrepteki bakışı, akrep kadınının bakışı. Burada derindir. Bir sır vereyim. Erkek aleminde biraz ünlü. Mesela çok etkili bakan bir kadın olduğunda mesela erkekler aralarında şöyle konuşur. Abi kesin akreptir bu kadın. Bak ben bir Allah şey söyleyeceğim. Çok etkili bakar ya akrep kadını. Anne aradı beni bebeğini doğurmuş emziriyor. Ya Filiz Hanım dedi emzirirken gözüme bebek öyle bir bakıyor ki dedi. Evet. Tüylerim diken diken oluyor. Dikiyor. Akrep mi doğurduğu çocuk dedim. Kesinlikle akrep dedi. Allah manyetik Allah. Alanları manyetik çok yüksek. Var. Ruhsal güçleri çok yüksek. Hisleri çok yüksek. Bak bir şey söyleyeyim sana. Bir akrep kadını. Şimdi eşinin etrafına uygunu. Eşinin bak eşinin etrafına böyle bakınmaz hani onun etrafında incelemez bu adam beni aldatıyor mu diye. Eğer öyle bir şey yaşasın hiç adamı takip etmese de bunu hisseder. Akrep kadını direkt hisseder. Hisleriyle. Direkt hisleri çok güçlü bir kadın. Peki kendi burcu mu akrep olması gerekiyor ya da yükseleni yükselen ay burcu? Olabilir. Yükselen de çok etkili. Yükselen olabilir. Özellikle bakışları daha etkili yapıyor. Ay burcu etkiliyor mu? Tabii ki etkiliyor. Ona göre. Ben aynı yoğun güçleri balık kadınında da görüyorum. Balık kadınında hani bakış olarak söyleyemem ama his dünyası çok güçlü ve hisseder. Şimdi ben bak ekran başında balık akrep olsam ışıl bakar. Bak su grupları Nur Birel farkında mısın? Balık, akrep su grupları çok güçlü bu konuda. Peki ben şimdi ekran başında olsam akrep kadının özelliklerinde sırf bakış konuştunuz. Yani başka özellik yok mu dedim. Sayalım tabii ki başka şeyler var tabii ki. Gururludur. Evet. Aşırı gururludur.
Hani derler ya, bu eğer intikamını almak istemez, asla istemez ama kendi gururunu da kendi içine hapseder. Birinin çok de peşinde gururlu. Koşmaz bu arada. Koşmaz, gurur işte. Gurur. Bir de şöyle bir burç değil, eline birisiyle de ilgili defteri bitirdiği zaman o bir daha açmaz orayı. Yani eski sevgili konusu akrep kadının konusu değil. Bitmiştir. Bitmiştir o konu. Bitmiştir. Arkasına gömmüştür, bakmaz. Gömmüştür. Yani. Gerçekçidir yani. Gerçekçidir. Yoluna bakar. Yoluna devam eder. Yani peki şöyle der. Bu mal bu kadar işte, bunun daha fazlasından ne beklenir, olay bitti der. Ben bunun için daha fazla yatırım yapamam der. Öyle diyorlar. Peki papatyaların öyle diyor. Peki Başak kadını gerçekçi midir yoksa hayalci bir kadın? Yok, gerçekçi değil ya. Gerçekçi. Hiç yok hayal onda. Ha var. Şimdi bir sürü Başak kadınlarını kızdırmayalım. Evet. Merkür insanları, oradan gireyim o zaman. Merkür işlek bir zeka verir, akıl verir. Başak toprak grubudur, vericidir, insanı kavrar, sorumluluklarını çok iyi bilir. Romantizm onun için bir donedir, hani olabilir, tabii ki olacak. Olsa da olur, olmasa da olur gibi dedin. Olmasa demez de Adilciğim der ki, onun da yeri var, her dakika ne gerek var romantizme. Onun da bir zamanı var, hani sabah kalkıp da tepside çiçekle ona kahvaltı götürürsen. Ne yaptın sen der. Şöyle yaptığında bakar. Sen ne yaptın sen der ya? Şöyle nereden bakar tabakta ya? Organik yemek var mı? Ha, tam şu çiçekleri de bir kaldırıver der. Şu çiçeği bak, şu ekmeği çok fazla kızartmışım, peynir çok konmuş, balık kaldır. Böyle. Yani şu çiçekleri de bir kaldır şu der. Şu çiçekleri yani de kaldır. Kalabalık yapmasın der falan. Yani. Planlarına bakar. Ne telefonu kadar fark ediyor fark? Bak, bazı kadın sabah çiçekle bir kahvaltı ona götürdüğünde, yani bir balık kadını, bir yengeç kadını, adama bak der. Bazısı da ya çiçekleri çukaldır ya sabah sabah der mesela. Evet, burçlar ne kadar bana etkili. Bana ekmeği getir. Sen bana ekmeği getir. Çiçeği niye getiriyorsun ben ya? Oradan biraz tereyağı. Onu boğa yapar. Çiçek çiçek sen ne yaptın der ya sen sabah sabah. Sıcak ekmek var mı? Bir de yanına tereyağı. Bak burçlar ne kadar etkili. Ya ne kadar fark ediyor görüyorsun değil mi? Peki terazi kadın da böyle midir? Çiçek mi sever yoksa tulum peyniri, ekmek, yağ mı? Ya bu terazi kadının sabah kahvaltısındaki nüansı ayrıdır öyle. Terazi de süslüdür. Süslüdür. Teraziyle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Kilo konusunda çok avantajları var. Kilo almıyor terazi kadını. Bak ben bunu gözlemledim. Koçta var. Niye bu öyle? Avantaj. Bir de terazi de var. Öyle de. Terazinin iştahı var ama hep o zarafeti koruyor ya. Yükseleni Başak'tır onun. Yükselen teraziler öyle bir kilo alır ki. Ne diyorsun? Devamlı kiloyla uğraşırlar. Elizabeth Taylor. Watt deme sakın. Yok yok. Tanırım şahsen, niye Watt diyeyim? Hülya Avşar. Çok seviyorum. 36 beden şu anda ama kilo almaya çok meyilli bir terazi. Sibel Can. Yükseleni terazi. Şu anda çok fit. Gerçekten mükemmel. Ama kilo almaya çok önemli. Denizin fit anlayış. Şu hareketi yaptı. Ya fit yani. Ha, bak burası çok önemli. Çok önemli tabii ki. Hangi burç kilo almaya yükselen meyilli? Yükselen terazi. Böyle şey 30 bedendim. 34 bile değildim. Almaya devam ediyorum. Hep vermek zorundayım. Yükselen terazi. Kişi kendi kusurumu. Bazı burçların büyük avantajı var kiloda. Evet. Bazı burçlar almıyor. Bir koç kadını alamıyor mesela koç kilo. Koç almaz. Onda doğru. Başak ya neler, almaz. Çok ama ben kilolu işte koç tanıyorum. Yükseleni boğadır. Ya. Yükseleni terazidir. Boğada peki mesela var ama saysan birinci mesela. Birinci elinde Jüpiter var. Şöyle sayar mısın? Şu burç insan, yani şu burçtan kişiler asla kilo almazlar. Yükselen olarak bakacağız onlara. Çünkü yükselen burçları insanların fizik yapısını. Eğer yükselen burcunda Venüs ve Jüpiter varsa devamlı tatlı yer. Sadece ama Venüs ve Jüpiter'de varsa anlamıyoruz. Şey söyle. Yükselen, burçları. Yükselen burcu, terazi, balık, yengeç, boğa. Senin ikizler bak, oradan kurtarıyorsun. Çok fitim. Ya, o kadar fitim, kurtarıyorum yani bildiğiniz gibi. Kurtarıyor değil. Çok şükür. Buna iltifat etmeyeceğiz zaten bundan sonra. Zaten ben de bir şey, 34 bedenim, televizyon böyle gösteriyor. Kamera 6 kilo ekliyor. 38 bedensin. Yani kamera gösteriyor. Kamera 7-8 kilo ekliyor yani, ben söyleyeyim. Bir Demet belim var. Dur beni öyle, katma da şimdi. Şey yengeç, kendin kendini kattın. Yengeç, balık. Terazi, boğa. Bunlar kalınlaşır. Böyle bu şekil. Evet. Tamam işte bak, boğa, yengeç, yükseleni terazi. Ama sen yükselen ikizlersin bebişim. Ha, peki. Ama gerçek burcu boğa olması da etkiliyor abla. Tabii boğaların da kiloyla ilgili dezavantajı ama var. Yükselen burç çok daha etkili. Tabii ki kendi kilo yapıyor yani. Kiloya meyilli burçlar bir grup kurabilir miyiz aramızda? Bir dernek kurun evet. Vallahi bir yardımlaşma dernek. Derneği. Niye sen yoksun galiba bu derneğin içerisinde? Ben yokum içerisinde. Ben fitim. Peki kiloya meyilli olmayan burçlar? Kilo almaya meyilli olmayan.
yükseleni yay olan, bak benim gibi güneşi değil, yükseleni yay olan, yükseleni ikizler olan, yükseleni koç olan, yükseleni kova olan, yükseleni başak olan. Peki.